Kısa bir reklam arasından sonra TV.net ekranlarında Başkent programında tekrar birlikteyiz sevgili izleyiciler. Siyasetin sıcak gelişmelerini, Türkiye'nin ve dünyanın gündemini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Çelik'le birlikte değerlendiriyoruz. Efendim başörtüsü konusu aşıldı ama bir pantolon tartışması devam ediyor. Kadın milletvekilleri pantolonlarıyla meclise girebilecek mi? Bu konuda bir adım atacak mısınız? Elbette girebilecekler. Abdülkadir Bey, aslında şu andaki mevcut iç tüzükte de herhangi bir değişiklik yapılmadan da bu yapılabilir. Yani hiçbir şekilde bir düzenleme yapılmasa bile bu gerçekleştirilebilir. Biliyorsunuz iç tüzükte tayör diyor. Evet. Şimdi tayörü iki parçalı bir elbise olarak değerlendirmek lazım. Yani işte bu eteklik olabilir, bu pantolon olabilir. Aslında fiili olarak şu anda hiç kimsenin itirazı olmadığına göre bir hanımefendi pantolonuyla gelip meclise girebilir. Bu neden uygulanmıyor? Ama, şunu söyle. Daha önce başörtüsü de uygulanmadığı gibi, diğerleri de uygulanmadığı gibi bu da uygulanmıyor. Mesela şöyle bakalım. Bakın böyle tek tip elbise anlayışımız bizim maalesef işte o dayatmacı devlet zihniyetinden kalma bir anlayıştır. İşte herkes şapka giyecek, herkes şöyle giyecek, herkes fötr şapka giyecek. Herkes kravat takacak. Böyle bir şey söz konusu değil. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi 76 milyon insanın temsil edildiği bir yer değil midir? Evet. Şimdi dolayısıyla orada Türkiye'nin yani bu dediğim gibi ama sırıtmaması kaydıyla orada herkesin kabul edebileceği sınırların ve değerlerin dışına taşmamak kaydıyla neyi kastettiğimi çok iyi biliyorsunuz. Efendim ben de işte şeyle girerim, pantolonsuz girerim. Bu çok uçuk bu, yani bu kimsenin kabul edebileceği bir şey değil bu. Ama neticede bu toplumda ki bütün renklerin temsil edildiği gayet renkli bir meclis olabilir mi? Olabilir. Bütün işte erkekler ille de kravat takacak. Bu da aslında doğru değil. Ama şu anda bu da uygulanıyor. Kravatsız da girebilir. Ya mesela şimdi netice itibariyle şimdi diyelim ki yazlık bir sahildeki bir tatil köyündeki bir kıyafetle de meclise girilmez erkek açısından da. İşte şort giymişsin, bir tişört çekmişsin, git meclise. Şimdi yasama da böyle bir ciddi bir iştir. Ama erkekler gayet şık bir kıyafet giydi ama kravat olmadı. Bu dünyanın sonu olmaz bu. Nitekim batıdaki meclislerde ben de onu soracaktım. Batıdaki meclislerde bu son siz derece rahattır. Hayır, son derece rahattır. Şimdi İngiltere'ye gidin, Lordlar Meclisi'ne gidin. Mesela avam kamerasına gidin. Bu iş son derece rahattır ki çok kuralcı bir millettir İngiltere. Evet. Diğer taraflarda da bu böyledir. Birçok ülkede farklı farklı uygulamalar var. Onun için bu pantolon meselesi de bence çok ciddi bir mesele değil. Sayın Başbakan da söyledi. Nitekim zaten gruplar arasında bu manada da bir uzlaşma var. Değişiklik yapılacak. Değişiklik yapılacak ve bu problem de Türkiye gündemden kalkmış olacak. Türkiye'nin gündeminden bir tartışma, bir polemik konusunu hatırlatarak bunu bitirmek istiyorum. CHP adına konuşan Sayın Şafak Pavey'in bir sözü vardı. Başörtüsünü çıkarıp kirlenmek istemiyoruz şeklinde başörtülü meclise giren milletvekillere atfen kullandığı bir sözdü. O günden bu yana tartışılıyor. Siz ne dersiniz? Şimdi bakın bu kirlenme ifadesi hiçbir AK Partili milletvekili tarafından kullanılmamıştır. Ve aklı başında izan sahibi olan bir milletvekilimizin de böyle bir söz söylemesi söz konusu değil. Şimdi milletvekili arkadaşımızla bir röportaj yapılıyor. Habertürk'te yapılan bir röportaj. Milletvekili arkadaşımız Sevde Beyazıt hanımefendi diyor ki ben hacca gittim. Bu duygular, çok çok farklı duygular yaşadım diyor. Biliyorsunuz bizim inancımıza göre hacca gittiğiniz zaman Allah vaat ediyor. Bütün günahlarınızı diyor affederim ve tertemiz olarak günahlardan arınmış bir şekilde dönersiniz. Şimdi ben düşündüm, ben gittim meclise, kapandım, ibadetlerimi yaptım. Bir daha döndükten sonra ben bir daha da başımı açamam dedim diyor. Şimdi buradan bir daha kirlenmem ifadesi mi çıkar? Şimdi kirlenme kelimesi çok ayıp bir kelimedir. Hele hele hanımlar için kullandığınız zaman bu çok çok daha ayıp bir kelimedir. Şimdi Sayın Şafak Pavey bana göre oradan son derece yanlış bir yorum yaparak bence olmaması gereken bir ifade kullandı. Daha önce hatırlarsanız Şafak Pavey ile ilgili olarak gençlik kollarımızdan bir delikanlı nahoş bir laf etmişti. Evet. Ben derhal partim adına Şafak Pavey'den özür diledim. Hatırlayacaksınız. Evet. Ve o arkadaşın derhal ihraç edilmesini sağladım. Şimdi bu nezakete sahibiz biz. Şimdi Sayın Pavey'in
Sayın Pave'yi de annesini de daha İngiltere'de yaşadığı yıllarda tanırım. Şahsi dostum da vardır. Ama orada Cumhuriyet Halk Partisi adına popülizm yapacağım diye hiç de hoş olmayan, hiç de iyi tedayiler, iyi çağrışımlar yapmayan bir konuşma yapması. Ha, birileri tarafından o konuşma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şaheseri falan olarak görülebilir mi? Bakış açınıza göre değişebilir bu. Ama özellikle o kirlenme meselesi Şafak Pavey'in söylememesi gereken bir kelimeydi. Ve bizim milletvekilimizin asla ağzına almadığı bir kelimedir. Bütün kayıtlarda vardır. Dediğim gibi Sevda Beyazıt hanımefendi tarafından söylendiği iddia ediliyor. Ve Habertürk Sayın Dilgün Balkaç'ın kendisiyle yapmış olduğu bir röportajda kullandığı ifade ediyor. Kayıtlar mevcuttur. Habertürk'ün kayıtları mevcuttur. Asla kirlenmek ifadesi yoktur. Şafak Pavey orada bana göre meseleyi çarpıtmıştır. Evet. Keşke bir özür dilese de. Keşke yapmasaydı. Bizim kendisinden özür dilediğimiz gibi keşke o da bu özrü dileyebilse. Çünkü bir meslektaşımız da yine Şafak Pave ile ilgili uygun olmayan bir tweet attı ama bugün köşesinde o da özür diledi. Özür diledi. Demek ki özür dilemek de bir erdem. Hatırlarsanız bakın benim hatam olan bir meseleden dolayı değil. Bizim gençlik kollarımızın yüz binlerce üyesi var. Bunlardan bir tanesinin söylemiş olduğu, daha doğrusu atmış olduğu bir tweetten dolayı partim adına ben özür diledim. Kaldı ki Şafak Pavey'in kendisi bu kirlenme ifadesini kullandı. Onun özür dilemesi bence bir erdemdir ve olması gerekendir. Evet, efendim yerel seçimleri biraz konuşmak istiyoruz çünkü zamanımız daralmaya başladı. Yerel seçimlerle ilgili bir yandan da size temayül yoklamaları devam ediyor zannediyorum bu hafta sonunda yine var. Ne zaman adaylarınızı ilan edeceksiniz? Şimdi tabii nedense bu seçim adaylarla ilgili olarak biraz da toplumun acele ettiği bir seçim oldu. Evet. Şimdi şu anda zaten Türkiye'deki belediyelerin biliyorsunuz %60'ı AK Parti tarafından idare ediliyor. Bu %60'lık belediyeler yani sayısal olarak %60 fakat nüfusun %75'ine tekabül ediyor. Nüfusun %75'ini yerel yönetimlerde AK Parti temsil ediyor. Sebep de şu, büyük şehirlerin çoğunluğu bizde olduğu için bu nüfus oranını daha da arttırıyor. Bizim zaten son derece başarılı olan büyükşehir belediye başkanlarımız var. Büyük ihtimalle bunların önemli bir kısmı devam eder. İl belediyelere, ilçe belediyelerle ilgili olarak da yine başarılı, halkın sevdiği, halkın tuttuğu, gerçekten anketlerde çok iyi çıkan, kamuoyu yoklamalarda çok iyi çıkan, temayüllerde de bir problemi olmayanlarla ilgili olarak kısa zamanda bir açıklama yapılır. Yani şöyle olabilir. Diyelim ki Kasım ayı içerisinde çok önemli bir kısmı açıklanabilir. Ondan sonra da bu tabii Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği son tarihe kadar bu çalışmalar devam eder. Biraz bugün Sayın Başbakan ifade etti. 6000 küsur belediye başkan adayından söz ediyoruz. Bunlarla ilgili ayrı ayrı değerlendirme yapmak, bunlarla ilgili bir de yanlış yapmamanız lazım. Evet. Şimdi bu öyle hassas bir şey ki genel seçimlerde bir tane değişken vardır. Bilemediniz iki tane değişken vardır. Milletvekilinin şahsı ve partisi. Evet. Doğru mu? Burada 6 tane değişken var. Şimdi nedir? Bakın muhtarlık bir faktördür. Muhtarlık bayağı etki eder. Şimdi şu muhtar adayı diyor ki bu AK Parti yakındır. Muhtarlar her ne kadar bağımsızsa da. Evet. Biz de biliyoruz ki her muhtarın kendine göre bir şeyi var. Partisi. Bir partisi var. Desteklediği veya desteklendiği bir parti var. Şimdi muhtarlık bir faktördür. İl genel meclis üyeliği bir faktördür. Belediye meclis üyeliği bir başka faktördür. İlçe belediye başkanlığı bir başka faktördür. Büyükşehir belediye başkanlığı bir başka faktördür. O partinin kendisi bir bütün olarak bir başka faktördür. Yani CHP'lidir, AK Partilidir, MHP'lidir, BDP'lidir. O da bir başka faktör. Bakın tekrar söylüyorum. Parti, büyükşehir. Ondan sonra ilçe belediyesi, il genel meclis üyeliği, belediye meclis üyeliği, muhtarlık bunlar hepsi farklı faktörlerdir. Şimdi böyle bir seçime gidiyorsunuz. Diyelim ki adam bütün seçimlerde AK Parti'ye oy kullanmıştır. Fakat bir akrabası Büyük Birlik Partisi'nden aday olmuştur. Ona oy verebilir. Yerel faktörler veya, söz konusu veya, olabilir. Veya yerelde biliyorsunuz yerel seçimlerde baraj diye bir endişe yok. Dolayısıyla milletvekili seçiminde kardeşim şu partinin oy çıkarma milletvekili çıkarma ihtimali zaten yok. Evet.
Ben buna oy vererek niye oyumu yakayım, oyumun boşa gitmesini sağlayayım. Ben ona vermeyeyim diyor. En iyisi barajı geçebilecek A, B, C, D partilerine vereyim diyebilir. Burada o yok. Burada o da yok. Dolayısıyla mahalli seçimlerin, yerel seçimlerin kendi içinde bir mantığı var. Çok fazla değişkeni var. Onun için daha fazla ince eleyip sık dokumayı gerektirir. Ama bu seçimde de büyük şehirlerin mücavir alanlarda oy kullanacağı için bir an önce de çalışmaların başlaması bu gerekiyor doğru, deniliyor. Ama şu, yani bu bizim için şimdi var, şöyle varsayın. Aralık sonunda teşhis ettiniz. Aralık'ın sonunda her şeyi bitirdiniz. Geriye 90 gün kalıyor. Şimdi 90 gün bu. Ya siz 6 ay boyunca vatandaşa seçim için giderse yeter be derler. Tamam mı? Yani o da çok fazla. Yani 3 ay bence çok makul bir süre. Ocak ayı, Şubat ayı ve Mart ayı. Mart'ın 30'unda çünkü seçim. Dolayısıyla 90 gün seçim çalışmaları için en büyük vilayet dahi olsa, diyelim ki 1000 küsur, 2000 küsur yerleşim alanı olan yerler için bile yeterlidir. Çünkü burada belediye başkan adayı olan kimse her köye gidecek diye bir şey yok. Şimdi biz mesela milletvekili adayı olduğumuz zaman hiçbir milletvekili adayı her köye gidemez ki. Ben Van milletvekiliyken, Van milletvekili adayıyken şehrin bir başından bir başı 330 kilometre. Yani 1050 yerleşim birimi olan bir yerdi Van. Şimdi hangi birine gideceksiniz? Ha, birine X milletvekili gidiyor, birine Y milletvekili gidiyor, birine belediye başkanınız gidiyor, birisi de il genel meclis üyesi gidiyor. Ama büyük yerler, büyük nüfusun olduğu yerlerde de daha çok tanınan, bilinen veyahut da o parti adına daha rahat sözcülük yapabilecek insanlar gidiyor. Seçim böyle yapılır. Bir de şimdi medya da işin içinde var. Aynen. Artık en ücra köyde, en dağ başındaki mezrada bile evde birkaç tane televizyon var. Ve genel başkanın, parti sözcülerinin, parti ileri gelenlerinin mesajları oraya kadar ulaşıyor. Dolayısıyla sosyal medyayı kullanacak mısınız? Tabii Twitter, ki. Tabii, Facebook. Tabii. Biz şimdi biliyorsunuz biz bütün mecraları başından beri en iyi kullanan partiyiz. Biz bir bakın yüz yüze görüşmeleri çok önemsiyoruz. İnsan insana markaj, yüreklere dokunma, nabız tutma, gönüllere dokunma bizim için çok önemlidir. Dolayısıyla her vatandaşımıza ama ben, ama arkadaşım, ama il başkanı, ama ilçe başkanı mutlak surette bu partinin mesajlarını, bu partinin vaatlerini o vatandaşa ulaştırmamız gerekiyor. Niçin bize oy vermemiz gerektiği konusunda ona ulaşmamız lazım. Bu adam adama markaj. Büyük meydanlarda mitingler yapacağız. Sayın Başbakan'ın katıldığı, bizlerin katıldığı mitingler yapacağız. Bu açık hava toplantıları. Ha bir de açık hava reklamlarımız olacak. Özellikle billboardlar. Tamam. Biliyorsunuz zaten 30 büyük şehir ki şu anda Türkiye'de billboardun olmadığı şehir. 30 büyük şehir Türkiye nüfusunun %75'ine tekabül ediyor. Açık hava reklamları yapacağız. Gazeteler vasıtasıyla malum şeyler mesajlarımız iletilecek. Mahalli medyada verilecek. Sanal medyada verilecek. Ondan sonra tabii ki sosyal medya, Twitter, Facebook, Instagram bunların hepsi tarafımızdan çok iyi kullanılacak. Ayrıca biz ARGE başkanlığımızla birlikte, tanıtım ve medya başkanlığı ve ARGE başkanlığı ile birlikte 6000 kişilik bir sosyal medya ekibi oluşturduk. Ve Allah'ın izniyle Türkiye'nin tepeden tırnağa girebileceğimiz, sosyal medya alanında girebileceğimiz her yere gireceğiz. Siz seçimlerden sonra sosyal medya ve genel medya ile ilgili bir yapılanmaya gidin efendim. 6000 kişi koskoca bir ordudur. ben arkadaşlarım birçok ilde bu sosyal medya ile ilgili toplantılar yaptık. Niçin bu mecranın da kullanılması gerektiğini anlattık. Tabii sosyal medyanın dezavantajları da var. Eski yerdeki bir toplantıda da söyledim. Maalesef özellikle Twitter'da bazen seviye yani sıfırın çok altına düşüyor. Yani küfürler, hakaretler, hiç de hoş olmayan ifadeler yer alıyor. Ama bir şey yanlış kullanılıyor diye biz onun doğru kullanımından bu toplumu mahrum edemeyiz. Biz doğrusunu yapacağız, doğru kullanacağız ta ki bu da gençliğe doğru örnek olsun. Efendim hemen net olarak sormak istiyorum. Özellikle İstanbul ve Ankara çok merak ediliyor. Bu konuda adaylarınız belli mi? Mevcut başkanlar devam edecek mi? Şimdi Ankara'da, İstanbul'da şu anda belediyesi bizde olan iller. Ve ben daha önce bir vesileyle ifade ettim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili söylediğim bir söz çarpıtıldığı için
ifade etmek durumunda kaldım. Ben Sayın Melih Gökçe'yi gerçekten çok başarılı buluyorum. Ankara'da oturan bir insan olarak da yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine her zaman müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Şimdi tabii bu hizmetler yapılırken birilerini en çok kullandığı argüman şudur Sayın Selvi. Görevinizdir, yapacaksınız zaten kardeşim. Ya iyi de kardeşim, zaten demokrasi görevini iyi yapanın takdir edildiği, görevini yapamayanın da oy verilmeyerek takdir edildiği sistemin adı değil mi? Yani sonuçta biz eğer zaten görevimizi, ha demek ki görevimizi yaptık, bunu kabul ediyorsun. Zaten görevinizi yaptık. Görevini yapan bu iyi görev yapmaktan dolayı, görevini iyi yerine getirmeden dolayı takdir edilmesi lazım. Şimdi öğrenci okula gidiyor. E kardeşim ne zaten? Zaten sınıfı geçecektin. Yani ne diyorsun? Senin görevin de zaten geçecektir. Ama sınıfını 10 üzerinden 8 ortalamayla geçenlere okul bir de takdirname veriyor. Efendim 10 üzerinden 7 ile geçenlere de teşekkürname veriyor. E zaten senin görevinde hiçbir baba çocuğunun iyi notundan dolayı der mi ki canım zaten sen öğrencisin, başka ne yapacaktın ki? Zaten bunları yapacaktın. Yani marifet iltifata tabidir. Demokrasi görevini iyi yapan insanın takdir edildiği, görevini yapamayan insanın da bir şekilde iktidardan uzaklaştırılarak takdir edildiği sistemin adıdır. Biz de zaten tam da bunu söylüyoruz. Siz bize görev verdiniz. Eğer biz görevimizi hakkıyla, layıkıyla yerine getirdiysek biz halkımızın takdirine mazhar olmak istiyoruz. Bugüne kadar 7 kere halkın önüne sandık götürdük. Bu halk bizim yaptığımızı takdir etti. Allah'a şükürler olsun, bizi hiçbir zaman takdir etmedi. Yani bundan sonra da takdir edecektir. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız da son derece başarılı bir insandır. Sayın Topbaş'ı kastediyorum. Evet. Bu da görevini hakkıyla, layıkıyla yapıyor. Ve gerçekten şunu söyleyeyim. Ben Bursa Belediye Başkanı'nı da çok başarılı buluyorum. Ben Kocaeli Belediye Başkanımızı da çok başarılı buluyorum. Sakarya Belediye Başkanımızı da çok başarılı buluyorum. Samsun Belediye Başkanımızı da çok başarılı buluyorum. Konya Belediye Başkanımızı da son derece başarılı buluyorum. Ha başarılı olmayan belediye başkanlarım, ben tabii bu 16 ilin hepsini saymadım. Saymadıklarımız yanlış anlamasın. Yanlış anlamasınlar. Yani netice itibariyle hakikaten eğer şöyle olabilir. Yorulan arkadaşımız varsa, kamuoyu tarafından performansı yeterli bulunmayan arkadaşımız varsa o da değiştirilir. Başka bir adayla yola gidilir. Bu da son derece normal. Efendim başka sorularım vardı. Şu anda 3 soru klasörü elimde kaldı ama süreyi doldurdu. Şeyle ilgili olarak bana bir sorunuz vardı, onu sormadınız herhalde. Benim aday olup olmadığımı en son bittik ama bunu sormazsam olmaz. Belediye başkanı için mi soruyorsunuz? Mısınız? Evet, belediye başkanı adayı. Ben belediye başkanlığına kesinlikle aday olmak düşünmüyorum. Ama bazı yerlere isminiz geçiyor. Hayır, geçebilir. Şimdi sağ olsun. Hayır, şöyle yani teşkilatımız isteyebilir. Teşkilatımız bizi bir yerde görmek istediği zaman biz bundan şeref duyarız. Ancak ben tarz itibariyle sadece şimdi mesela Vanlı hemşehrilerim ısrarla Van'dan aday olmamı istiyorlar. Ben kendilerine teşekkür ettim. Onların teveccühünden dolayı müteşekkir olduğumu söyledim. 3 dönem Van beni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Onları 3 dönem mecliste temsil etmekten de büyük bir şeref duydum. Bugün de o şerefi duyuyorum. Hemşehrilerim başımın tacıdır. Yani gönlüm, yüreğim, her bir dakika. Yok, gönlüm, yüreğim her zaman tabii ki onlarla beraberdir. Ama ben Van'dan belediye başkan adayı olmayı düşünmüyorum. Gaziantep bu dönem milletvekili bulunduğum ildir. İlk günden itibaren sağ olsun bizi büyük bir nezaketle bağırlarına basmışlardır. Gaziantep milletvekili olmaktan, onları temsil etmekten, onlarla birlikte güzel şeyler gerçekleştirmekten de büyük bir haz duyduğumu ifade etmek istiyorum. Gaziantep'ten de aday olmak istemiyorum. Ha diyeceksiniz ki partiniz size böyle bir görev verirse, efendim partimiz görevi teklif eder, hiçbir insanı zorlamaz yani. Netice itibariyle bu biraz da gönüllülük ister. Böyle bir teklif gelirse ben de tercihimi söylerim. Yani dolayısıyla parti de bu tercihlere göre zaten büyük çapta hareket eder. Onlar da saygı duyarlar diyorsunuz ama bir aday çıkaramadık Sayın Bakanım. Programı bitirdik. Hayır, şimdi ben adayı açıklamaya memur değilim. Onlar günü ve zamanı geldiği zaman. Ama yani şunu söyleyeyim, ben hakikaten özellikle büyük şehirlerde şu anda hali hazırda belediye başkanı olan arkadaşlarımızın çok büyük bir kısmını, yani diyebilirim %90'ını çok çok başarılı buluyorum. Ve esasen kamuoyun yoklamalarından çıkan sonuç da budur. Genel merkezimiz bir değerlendirme yapacak. Bu arkadaşlarımız içerisinde mesela Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzel Bey,
son derece başarılı bir belediye başkanı. Şimdi halka soruyorsunuz, %70 destek. Fakat kendisi yola çıkarken ben iki dönem yapacağım dedi. Üçüncü dönem yapmayacağım dedi. Bunu kendi kendine bağladı. Şimdi de müracaat etmedi. Aday da olmak istemiyorum dedi. Ya yani zorla kardeşim Asım Bey gel sen bir daha aday ol demeyiz yani. Ama Asım Bey'in tabii hizmetlerini, başarılarını elbette şerefle ve güzelliklerle yad etmeye devam edeceğiz. Çok sağ olasınız efendim. Ben... Sorularım kalsa da en son soruma cevap aldım. Onu da başka zaman inşallah tamamlar. Evet inşallah. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür yayınımıza ederim. Katıldığınız ve yaptığınız açıklamalar için. Sevgili izleyiciler, sizler de izlediğiniz için sizlere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Çelik'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Efendim haftaya salı günü saat 20'de yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmak üzere TVNET ekranlarında Başkent programında buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim. İyi geceler diliyorum.